Abim, sana yardımcı olmazsa hakkımı alacaktım. Ya bir çağın ya. Hayırlı, uzun ömürlü, güzel bir yuva kurmanı nasip etsin. Yuvan nasıl? Şehit ol, mutlu ol, mutluluklar dilerim sana. Hocayın sözünden çıkarsan yine hakkımı alırım. Kayınbabayın, büyük dediğin sözünden çıkarsan yine hakkımı alırım. Ama ki senin hakkını yiyene de hakkını yedirirsen yine hakkımı hak etmem. İşte olay bu. Ayrıca bundan sonra seni öğüttük. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar. Seni uçuracağız. Seni bu yaşına kadar namusunla, şerefinle yetiştirdiğim için, sen de bana hayırlı bir evden olduğun için seni alnından öpüyorum evladım. Sana Allah her kişiye nasip etsin. Öyle mutlu bunu yapmayı, mutlu gelmetmeyi. Benim diyeceğim başka bir şey yok. Evine sahip ol. Evladım dedikodu ya. Kesinlikle kafanı takma. İşine ağır. İşini yap. Şöyle demiş, böyle demiş. O beni bağlamaz. Seni de bağlamasın. Dedikodu bir el yıkmış. Dedikodu kim yaparsa yapsın. Annen de yaparsa, yengen de yaparsa orayı kapatmıyorsun. Annen de dahi olsa büyük bir sorunun olduğu zaman bana geliyorsun. Ben olmasam abi de, yenge de, abi çocuklar. Bu şey olarak sana her zaman açık kapımız. Böyle dürüst, namuslu geldiğin zaman. Tamam mı güzel çocuğum? Allah yerine yakıştırsın. Sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştir. Hani Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah eyle Allah. Devlet, devlet, gel lan. Sağ olun, devlet. Bizim ağlamamız mutluluklar. Yani böyle bir günü Yaradan bize nasip etti. Torunlarımla, çocuğumuzla, kız olacaklarımla, hepsini, kısımımla, bak bu benim eski kısımla. Hep bir aradayız, yani birbirimize dargınlığımız, kırgınlığımız yok. Oldu mu Şaban Bey? Ya ben sizden memnunum. Sizin de benden memnun olmanızı. Ha. Tamam mı? Damat da çağırın, ona da konuşalım. Damat da. O da bizim evladımız haydi. Getirin, sıcak bırakın. Karşımdakilerin sözünü tut ki sözüm tutulsun. Benim sana vereceğim nasihat, babanın vereceği nasihat. Ben bir esim sana. Allah'ım. Tamam mı? Tamam.